Shift Delete'ten herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla, yeni bir sistem videosuyla daha sizlerle birlikteyiz. Yanımda bir ufak canavar duruyor. Böyle ufak dediğime bakmayın. Şu an gerçekten büyük bir kasa. Belki ekranın başında olan sizler kasayı küçük görüyor olabilirsiniz. Ama gerçekten büyük ve ağır bir kasa. Zaten birazdan kutu açılış videosunda benim neler çektiğimi izleyeceksiniz. Hatta lafı daha fazla uzatmadan direkt kutu açılış videosuna geçelim ve kutuyu çıkarırken benim yaşadığım zorlukları hep birlikte izleyelim. Keselim tekrardan. Bu kutu boş arkadaşlar. Gelelim fasulyenin faydalarına. Şimdi burada işlemcinin boş kutusu var. Kenara bırakıyorum. Burada anakartımızın boş kutusu var. B450M Biostar'ın anakartı. AMD tabanlı bir sistem olduğunu belirteyim. Şurada One semester later. Aldım. Burada da FSP'nin 550 watt'lık güç kaynağı var. 80 Plus sertifikasının olduğunu belirtelim. 80 Plus sertifikasının ne olduğunu merak eden, bilmeyen varsa yorumlarda yazın. Eğer çok fazla bunun hakkında yorum gelirse makale ya da bir video yapabilirim. Bilgisayarımızın güç kaynağının kablosu çıktı. Onu kenara koyalım. Bunu ben nasıl çıkaracağım? Kutu içinde kutu. Sanki Inception. Açıyorum. Açıyorum. Büyük hissediyorum daha. Bu böyle tek çıkmayacak. Şunu bir yan mı yatırayım? Ne yapayım? Yan yatırayım. Sonunda. Şimdi buradan bir adet kitapçık çıktı. Kasamızın kitapçığı. Parmağım sıkıştı. Evet arkadaşlar, sonunda başardık. Görevimizi başarıyla tamamladık. Kutuyu açtık. Bilgisayarımızı kutusundan çıkarttık. Sevgili dostlar, yanımda bulunan kasanın ismi, markası, modeli Game Garage Shark 5A modeli ve bu kasayı bizim sayemizde indirimli olarak alabileceksiniz. Nasıl alabileceksiniz? Bu kasayı Game Garage'ın internet sitesinde sepetinize ekledikten sonra kupon kısmına SRK150 yazdığınız zaman 150 liralık bir indirim bu kasayı almak isteyenler için hazırda bulunacak. Yani normal şartlar altında 4.499 lira yerine 4.349 liraya satın alabilirsin. Peki bu 4.349 liralık kasanın içinde hangi teknik özellikler ve hangi bileşenler var? Öncelikle bu kasanın farklı farklı modelleri olduğunu belirteyim. İki farklı model var. Yani bu kasayı dış iskelet anlamında İki farklı modelden oluştuğunu belirteyim. İsteyenler istediği gibi seçebiliyor ve arada herhangi bir şekilde fiyat farkı olmadığını da ekleyelim. Diğer teknik özellikler anlamında geniş bir yelpaze sizleri bekliyor. İsterseniz AMD Ryzen 3100 işlemcisiyle kullanabilirsiniz. Bizim sistemimizde AMD Ryzen 3100 işlemcisi bulunuyor. Bunun yanı sıra ekran kartı kısmında da Nvidia tarafından bir bileşen tercih edilmiş. Inno3D'nin GTX 1650 Super modeli kasamızın içinde bizlerin emrini bekliyor. İki farklı kasayla birlikte geldiğini söyledim. Bu kasalardan birisinin modeli LIT 100, diğerinin modeli ise LIT 200. Az önce de bahsettiğim gibi hangi kasayı seçerseniz seçin, arada herhangi bir fiyat farkı bulunmuyor. Belki de böyle bir kasayı satın almanın en önemli getirilerinden biri de şu arkadaşlar. Kasanın içinde driverları yüklemeniz için USB bellek yer alıyor. Günümüzde hangi parçayı alırsanız alın, hangi kasayı alırsanız alın, genel olarak içinde bir dolu CD geliyor. CD'ler gelmese bile internetten driverlarını yüklemek zorunda kalıyorsunuz. Game Garage kullanıcılarını düşünerek bütün driverları tek bir USB'ye depolamış ve bu USB'yi de sizlere gönderiyor. Evet dostlar, işlemciden ve ekran kartından kısa kısa bahsettim. Sırada ne var? İçinde 8 GB'lık 3000 MHz hızında çalışan bir adet RAM bulunuyor. Bu RAM'i isterseniz internet sitesinden özelleştirebilirsiniz. Daha fazla arttırabilirsiniz, yükseltebilirsiniz. Aynı zamanda işlemci, ekran kartı ve depolama seçeneklerini de isterseniz Game Garage'ın kendi internet sitesinden yükseltebiliyorsunuz. Pek çok farklı seçenek var ama siteye girdiğiniz zaman direkt sizi karşılayan sistem bu. İşlemci konusunda daha düşük seviye işlemci seçebilirsiniz ama o alacağınız, tercih edeceğiniz daha düşük işlemci AMD'nin 1600 serisi olacağı için içinde bulunan işlemciye göre AMD 1600 serisi bu işlemciden daha güçsüz bir işlemci. Aynı zamanda güçsüzlüğünü de geçtim.
daha eski nesil bir işlemci olduğu için bunu tercih etmeniz sizin açınızdan daha mantıklı olacaktır. Tüm anlattığım bu teknik özelliklerin dışında içinde FSP'nin 550 watt'lık ve 80 plus sertifikalı bir güç kaynağı yer alıyor. Tabii siz bu güç kaynağını dilerseniz fiyat farkı ile Eigo 650 watt 80 plus bronz sertifikalı bir modelle değiştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda içinde bulunan GTX 1650 süper modelini isterseniz AMD'nin RX 5700 ve RX 5700 XT modelleriyle değiştirebiliyorsunuz. Eğer AMD'nin bu iki ekran kartını tercih ederseniz şöyle bir uyarımız var. Eigo 650 watt 80 plus bronz sertifikalı güç kaynağını bu iki ekran kartı ile tercih ederseniz sizin açınızdan daha iyi olur. Çünkü bu iki ekran kartı güç tüketimi açısından GTX 1650 süper modeline göre daha fazla elektrik harcıyor. Aynı şekilde bu kasanın Intel işlemcili seçeneklerinin de mevcut olduğunu belirtelim. Tüm bunları geçtim. Teknik özelliklerini anlattık. Birazdan oyun testlerini ve bazı sentetik testleri de göreceksiniz. Ama öncesinde benim kasa ile ilgili anlatmam gereken birkaç şey var. Öncelikle bir, şurada gördüğünüz toz filtresi mıknatıslı bir şekilde buraya yapışıyor. Yani sizin ekstra bir vida ile veya herhangi bir şeyle montelemenize gerek kalmıyor. Temizlemek istediğiniz zaman da aynı benim demin yaptığım gibi ve şu an çıkarttığım gibi çekmeniz yeterli oluyor. Bu özelliğin yanı sıra kasanın içine eklediğiniz fanların ve RGB ışıklandırmanın kasa üzerinden doğrudan kontrol edilmesine izin veren bir kontrolcü yer alıyor. Yani kolaylıkla kasanızın içindeki fanların tüm ışıklandırmalarını istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz ve ayarlayabiliyorsunuz. Az önce izlediğiniz kutu açılış videosunda kasa kutusunun üstünde ekran kartı kutusunun ayrı bir şekilde yer aldığını görmüştünüz arkadaşlar. O kutunun içi boş çıkmıştı ama bu bize gönderilen test ürününde bu şekilde. Siz evinize satın aldığınız zaman ekran kartının kutusunun içi boş çıkmıyor. Ekran kartı o kutunun içinde yer alıyor. Yani ürünü aldıktan sonra evinize geldiği sırada ekran kartını bilgisayarın içine montelemeniz gerekiyor. Game Garage bunu şu şekilde açıklıyor. Kargo tarafında yolda herhangi bir sıkıntı yaşanmasın diye ekran kartını kendi içlerinde test ettikten sonra, bütün sistemi test ettikten sonra ekran kartını söküp kendi kutusuna geri koyuyorlar ve kargo sırasında oluşabilecek herhangi bir zararın önüne geçilmiş oluyor. Evet arkadaşlar, Game Garage Shark 5A modelinin sentetik benchmark ve oyun testleriyle sizleri baş başa bırakalım. Bir başka video incelemeyle, bir başka oyun bilgisayarı incelemesiyle daha sizlerle buluştuk. Umarım videodan hoşlanmışsınızdır, bu videoyu beğenmişsinizdir. Böyle rengarenk istediğiniz gibi kurgulayabildiğiniz bir kasayla birlikte sizlerin karşısında olduk. Bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Fikirlerinizi ve yorumlarınızı kesinlikle aşağıda paylaşmanızı istiyorum. Ben hepsini tek tek okuyorum çünkü fikirleriniz, yorumlarınız ve düşünceleriniz benim için çok değerli. Ayrıca abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın ve abone ol butonunun yanındaki zile de tıklarsanız bizim yaptığımız bütün içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Başka bir videoda daha görüşmek üzere, hoşça kalın.